güçlü bir ruhu olan, çok sezgileri kuvvetli, alçak gönüllü, herkes bağırır, Hüseyin hiçbir zaman bağırmaz, aklında kalan şey olur. Her şeyi sakin sakin, her şeyi tane tane, her şeyi karşısındakini dinleyerek ve o da işte hepsi bu kadar yani, hiçbirimizden büyük değil. Ama o olgunluğun gerisinde bir kültürün, bir tarihin, bir terbiyenin, bir yaşama tarzının olduğunu öğrenebilmem için 50 yıl daha yaşamam gerekti. Yani öyle söyleyebilirim. Ben de sizinle beraber tanıyorum. Ama belki de şimdi tüm sırrı burada. Nerede bulunduğun ve o an neyi yapmak istediğin ve neye kendini mecbur hissettiğinle seni birbirinize bağlayan bir şey, ortaklık içindesin ve bakar bakmaz anlıyorsun, buna güvenebilirsin. 1968 ve belki biraz öncesinde başlayan ve hala sürmekte olan devrimci hareketimizin pek çok kaybından birisinin etrafında hareketi anlamaya çalışan bir belgesel. Buna baktığımız zaman şunu düşünebiliriz. Daha önce şu kadar ölüden biri, şu kadar hayatını kaybetmiş olan insandan biri olan birisi aslında gerçek bir insan ve kendiyle beraber kuşakların öyküsünü taşıyarak süren bir hayat, sadece kendi için değil, binler, milyonlar için süren ama çok şahsi bir hayat, bambaşka bir tek kişinin olabilecek bir hayat. Bunu anlamaya çalışmak, insanı, insanlığı, büyük mücadeleyi anlamaya çalışmak. Hüseyin Cevahir aslında bütün bunların etrafında konuşulabileceği bir örnek sunduğu için onun bir belgeselini yapmaya, hakkında konuşmaya değer ama kim değmez ki? Biz çocukken dayım bizim için odada duvarda siyah beyaz bir fotoğraftı. Hep merak ettiğimiz, kim olduğunu sorduğumuz ama annemin gözyaşlarıyla, babamın böyle derin ahlarıyla pek de cevap alamadığımız. Sonra ilk gençlik zamanlarımızda hakkınların ne bulduysak okuduğumuz, Mahir'in şiirinde söylediği gibi karanlığın cücelerine karşı savaşan kahramanımız oldu. Sonra biz yaş almaya devam ettikçe onu daha çok anlamak istedik ve ona layık doğmak istedik aslında. Biz de politikleştik, aktifleştik. Belki biraz tesadüfen hayatta kaldık. Çünkü 90'lar kuşağıyız ve kendi arkadaşlarımızı biz, dayım kadar gencecik arkadaşlarımızı daha başlarında kaybettik. Pek çoğunun yası bizim yasımıza eklendi ve bu yaz kimliğimizin bir parçası oldu. Ve onlarla kurabildiğimiz tek bağ belki o acıdır diye aslında yası tutmaya da ısrarla devam ettik. Ve sonra şunu fark ettik, aslında sadece bizim ev değil o yaslı ev. Yani Türkiye'de eğer makbul kimliğin dışındaysanız, o değerli vatandaş tanımının ötesindeyseniz zaten devletin şiddetine maruz kalıyorsunuz ve on binlerce, belki yüz binlerce evde bir fotoğrafın yazı tutuluyor. Ya bu filmin birazcık da o açıdan değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü yaz bizde içe kapanarak, susularak tutan bir şey ama tutulan bir şey. Belki ona birazcık ses olmak istedik. Tıpkı o fotoğrafın üstündeki örtüyü kaldırmak gibi aslında. Gerçekten bu hikaye anlatıldı ama hangi hikaye anlatılması değil ki. Belki bu bir ilk film olabilir. Ve şöyle de bir şey oldu. Bizim yaşımız artık onun yaşına geçtikten sonra kendi hayat tecrübemizle de onu anlamak istedik. Bizden o kadar genç yaşta koparılmış bu insan kimdi? Neleri severdi? Neleri özlerdi? Neşeli biri miydi? Kederli miydi? Onun arkadaşlarıyla buluştukça, bize onu anlattıkça karşımızda gencecik, hayata karşı coşkusu çok yüksek, dans etmeyi seven, şakacı, belki biraz kederli,
bir insan çıktı ve biz onu hayata, aramıza geri çağırdık. Ve bu filmin bize sunduğu imkan aslında ona yeniden sarılmak oldu. O çerçeveden artık çıktı dayım ve aramızda diye düşünüyorum. Şöyle diyelim oluyor. Mesela edebiyatı burada yeterince anlatılmış değil. Alevi olmanın, dede olmanın ocakları itibariyle mesela iyice aydınlatılmış değil. Onun hareket içerisindeki yeri ve şeyi apayrı aydınlatılmış değil. Yani bir türlü aydınlatamıyoruz çünkü bir tane iş yapılmış. Yani burada ben direkt yükü kendi üstünden atıyorum. Bu iş süper başarılı bir iştir demiyorum zaten. Ama 50 yıllık bir mücadele tarihinde Hüseyin Cevahir'i ben anlatıyorum. Ve ailesi anlatıyor. Yani buradan tutulduğu zaman aslında neyin nerede tutandığına dair birazcık daha doğru soruları sorabileceğimizi düşünüyorum.